Çok sevgili ve değerli kardeşim Veysel. Biz bu ödemeyi haftaya cuma yapsak, bu aralar biraz likidite sıkışıklığım var da. Bırak şu haftaya cuma ayaklarını. Bu cuma dedim, bu cuma. Tamam ama benim bu diploma olayından haberim yoktuydu ki. İyi, o zaman kendi borcunu öde. Ama siz de biraz süre tanıyın kardeşim. Müteahhitlik belgesini daha yeni aldık. Haftaya bir inşaata başlıyorum. Ben üyelerden para almadan size geri ödemeyi nasıl yapacağım? Nerede başlıyor bu inşaat? Nerede mi? Şeyde. Taşdelen'de. Temeli attık. Hafta içinde paraları toplayacağız. Bana bak. Eğer haftaya cuma o para gelmezse seni o temelin içine atar, üzerine de 10 katlı bina dikerim ona göre. Hallederiz Ayşe'de, yanlış olmaz. Ben haftaya cuma dediysem haftaya cuma kesindir. Acaba gidip Hasan'a gerçeği itiraf mı etsem abla? Et tabii. Aşık bir adamın ne yapacağı hiç belli olmaz. Belki canına bile kıyabilir. Yok canım. Hasan öyle bir çocuk değil ki. Aklı başındadır onun. İntiharımdan kimse sorumlu değil. Defne hiç değildir. Onu çok sevdim ve her zaman sevmeye devam. Hadi abla görüşürüz. Tamam, ben gidip Hasan'ı bulayım. Hadi bay bay canım. Güle güle. Ay. Eğer yarın da hatırlamazsa tam 40. kez unutmuş olacak. 40 mı? Evet. 40 yıldır hiçbir evlilik yıldönümümüzü hatırlamadı. Bunu da hatırlayacak mı merak ediyorum. Hatırlamaz ya. Neyse. Yarın 40. senemiz doluyor. Yarın mutlaka bir şey yapmak lazım. Ne yani? Sen 39 senedir hiç kutlamadın mı yani? Hiç kutlamadım. Ama 40 farklı. 40 bayağı büyük bir rakam. Abi kadınlar için 1 sene, 3 sene, 5 sene, 25 sene fark etmez. Her sene bekler onlar. Sen 40 seneyi iyi idare etmişsin vallahi. Aklıma gelmedi ki hiç. Geçen gün Kadir'le Semih'in çocukluk fotoğraflarına bakarken aklıma geldi birden. Vallahi Müjgan benim gözümü 40 sefer oymuştu şimdiye kadar. Ya çiçek mi çiçek alsam? Çiçek mi? Çiçek olmaz abi, çiçek kurtarmaz. Ne yapayım, çelenk mi yaptırayım? Çelenk de kesmez. Yemeğe memeye çıkartacaksın, bir tane yüzük alacaksın. Yüzük mü? Yapma ya. Herkes böyle mi kutluyor? Ne zannettin abi? Benim şimdiye kadar Müjgan'a aldığım yüzükleri birbirinin peşine taksan eve kadar zincir olur. Bu sefer kesin hatırlayacak. Ben hatırlayacağından eminim. Yok kızım yok. Nereden hatırlayacak? O bizim evli olduğumuzda bile unutmuştur. En güzeli ne oluyor biliyor musun abi? Ne? Akşama kadar unutmuş gibi davranıp akşam bir sürprizle gole atmak. 40 senelik hatanı anca böyle unutturursun. Doğru. Hem ben severim şaşırtmayı. Ne yapsam peki? İlk iş Boğaz'da güzel bir restorandan yer ayırtıyorsun abi. Sonra da doğru kuyumcuya. Sakın söylemeyeceksin, tamam mı? Yemin et. Tamam anne, söylemem. Sen yemin et. Peki. Yemin ederim. Eminim ertesi gün 40 yıllık bir rekor kırdığını duyunca çok şaşıracak. Thank you.
Eminim çok şaşırır. En iyisi maça gidecekmiş gibi yapmak. Kesinlikle unuttuğunu sanır. Bakarım da sen bu konuda bayağı idmanlısın. Bizim 33 sene oldu abi. Sen her sene kutlamanın ne demek olduğunu bilemezsin. Farklı bir şey yapacağım diye göbeğe çatlıyor insanın. Tamam. Maça gidiyorum diyeceğim. Ama sürpriz konusunda başka bir şey düşünüyorum. Neymiş o? Daha güzel bir şey. Abla, Tanko'da butik 150 birim benim için ne kadar önemli bir mağaza olduğunu söyler misin lütfen? Ne oldu ki? Oradaki tezgahtarlarla kavga etti abla. Herkese rezil olduk. Kavga falan etmedim. Sadece sınırlarını bildirdim. Elindeki şişe su üzerlerine döktü abla. Ne? Ne zamandır bir tezgahtara bunu yapmayı düşünüyordum zaten. Ay Tanko, sen deli misin? Ne yaptın? Hayır, deli falan değilim. Sadece ben mağazanın içine dolaşırken böyle yavaş yavaş peşimden gelmelerinden nefret ediyorum. Ya niye beni takip ediyorlar? Ben bir şey beğenirsem onları çağıramaz mıyım? Hemen gidip özür dileyeceksin Tankut. Onlar çok iyi kızlar. Ayrıca orası benim en sevdiğim mağaza. Vallahi özür falan dileyemem yeşil gözlüm. Kusura bakma. Ulan ne laylon insansın sen ha? Ne laylon insansın? Ulan madem sahte diploma yaptırdın, niye benim üzerime yazdırdın ha? Niye? Abi, kendi bütçünü aldıysam namerdim. Şirketimiz için aldım. Başlarım lan senin şirketine. Kendin için aldım tabii, babamın gözünü boyamak için. Ne yapayım yani? Adam acil istiyordu. Yoksa Almanya'dakini de getirtmeyi bilirim. Ne yapayım yani? Sus, sus. Senin diploman falan yok. Gerçekleri itiraf et artık. Diplomam var abi. Sen gerçekleri kabul et. Keperteceğim seni, boğacağım. Bir dakika dur. Ne? Önce yatayım. Yat, öyle boğacağım. Keperteceğim seni, raylon yerim. İyiydi Tankut, yani kızların üstüne su dökmen gerekmezdi. Yani rahatsız oluyorum, lütfen beni takip etmeyin diyebilirdin. Evet, diyebilirdim. Ama bu bir refleksti. Yani istemsiz bir davranış. Yılların birikimi var içimde. Ay ne birikimi ya? Yiyor mu şu tezgahtarlar seni? Onlar yüzünden yıllardır üzerime bir şey alamıyorum. Çocukken bütün kıyafetlerimi annem alırdı. Şimdi de ipeğe bağımlıyım. Yeter ya. Ben özgür bir insanım. Beni takip etmesinler. Ben mağazanın içinde özgür bir şekilde istediğimi alıp kasaya gitmek istiyorum. Of Tankut. Nasıl bir şey bakmıştınız diye soru mu olur ya? Ben nasıl bir şey baktığımı bilsem o rafları böyle merakla inceler miyim? Herhalde yardımcı olmaya çalışıyorlardır Tankut. Hiç de olmuyorlar. Hep yalan söylüyorlar. Yok bu dökümlü çok iyi durdu. Yok bunun rengi size çok yakıştı. Yok bir tane daha verelim. İstemiyorum ya. Of Tankut, hadi kalk şu kızlardan özür dile, bir şeyler yap. O mağaza benim için çok önemli. Aman İpek, başka mağaza mı yok Allah aşkına? İpek 10 senedir oradan alışveriş yapar Tankut. Evet, bir tek oranın ürünleri hoşuma gidiyor. Ben bir daha gitmem oraya. Gideceksin Tankut. Yoksa beni eve bekleme bugün. İyi, ben de resim yapacaktım zaten. Ay deli edecek beni bu adam ya. Tankut, hiçbir yere gidemezsin. Tankut, Tankut bekle sen beni. Yapma Kadir, bulaşık yıkıyorum. Tamam Hülya, tamam. Kadir, yarın annenle babanın evlilik yıl dönümleriymiş. Öyle miymiş? Ben kutladıklarını hiç görmedim. Sanırım bu sefer de hatırlamayacak çünkü baban evlilik yıl dönümünü hatırlamama konusunda gerçek bir rekortmen. Olsun, annem alışmıştır. Hiçbir kadın böyle bir şeye alışmaz Kadir. Alışır, alışır. Annem alışır. Alışmaz Kadir. Kadın merakla bekliyor. Babanın bir kez olsun hatırlamasına öyle ihtiyacı var ki. Ne canım, sen de söyle o zaman. Söyleyemem. Yemin ettirdi bana. O zaman ben söylerim. Nasıl, ben yemin etmedim. Sen de söylemeyeceksin. Yemin et bakayım. Bahriye. Ay yoksa hatırladı mı acaba?
Efendim? Bu akşam Sinan'la maça gitmeyi düşünüyoruz. Haberin olsun. Bu akşam mı? Evet, bu akşam. Sakıncası mı var? Yok canım. Ne sakıncası olacak? Çok güzel maç var bu akşam. Neymiş o kadar güzel olan maç baba? Maç işte, futbol maçı. Sinan biletlerimizi ayırtmış bile. Al işte, babam unutmuş bile. Nereden biliyorsun Hülya? Daha sabahın körü. Adamın hatırlamak için vakti var ya. Ya olur mu? Annenle buluşup akşam bir yerlere gideceğini Sinan abiyle maça gidiyormuş. Biletlerini bile almışlar. Babam evlilik yıl dönümünü Sinan abiyle mi kutlayacakmış? Dalga geçme Kadir, dalga geçme. Annemin üzüldüğünün farkında değil misin? Ne yapayım Hülya? Yemin ettirdi, söyleyemem. Yok, ben bir şekilde söyleyeceğim Kadir. Yani evlilik yıl dönümümüz demek zorunda değilim ki. Hatırlatmanın bir sürü yolu var. Tamam Hülya, tamam. Sen hallet. Ben çıkıyorum. Kadir, bir şey efendim söyleyeceğim. Heh. Sen şimdi babamın hangi maça gideceğini öğren, onu gitmekten vazgeçir, tamam mı? Nasıl yani ya? Ne bileyim canım, orasını da sen bul. Aman be Hülya, aman be. Tamam, tamam, hallederiz. hadi baba, ben çıkıyorum. Sana hayırlı günler. Güle güle, güle güle. Saat 10 olmuş, beyefendi daha yeni gidiyor. Beceriksiz. Hadi Hülya, ben gidiyorum. Hoşça kal. Hadi güle güle Kadir'cim. Baba, bugünün sizin için anlam ve önemi yok mu? Var tabii. Olmaz olur mu? Oh be! Ben de unuttunuz sanmıştım. Nasıl unuturum ya? Böyle maç unutulur mu? Of ya, of! Ya, sürprizimi yedirir miyim ben kimseye? Keşke yemin etmeseydim ya. Bugün maçtan başka önemli bir şey yok mu peki sizin için? Yok. İyi düşünseniz. Heh. İyi ki hatırlattın. Az daha unutuyordum. Oh, çok şükür. Veriver şuradan ilaçlarımı da içeyim. Peki bugün özel bir gün desem? Nasıl özel ya? Yani bundan 40 sene öncesini düşünseniz belki aklınıza gelir. 40 sene önce, 40 sene önce. Heh, 1965. Ne olmuştuk o sene? Yuh artık baba. Anımsayamadım. Yaşlılık işte. Unutkan oluyor insan. Rafi, oğlum arayan sonan var mı? Ya patron, daha sabahın köründe kimi arayacak? Kim arayacak? Bana ters ters cevap verme. Kok kömürü. Git çay söyle. Dombili nerede? Bilmiyorum patron. Dün içerken bıraktım, bir daha görmedim. Ya demek kafayı çekip çekip işe gelmiyor ha? Ben çay söyleyeyim. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Çay içer misin Kudret amca? İçerim. Hoş geldin baba. Sefa getirdim. Hoş bulduk. Semih nerede? Semih, arazi baba. Ne demek arazi? Arazi demek kaytarmak demek baba. Kaytarmaz o. Okumuş bir insan zamanını boşa harcamaz. Ulan o diploma sahte desem nasıl ispatlayacağım ki şimdi? Kesin yalancı diye bana patlar. Buyurun, çaylarınız geldi. Sağ ol. Buyurun patron. Kadir. Efendim baba. Akşam 6'da yönetim kurulu toplantısı yapacağım. Herkes 6'da burada olsun. Toplantı mı? Ne toplantısı bu baba? Toplantı işte.
Ben bu Hallederiz AŞ'nin en büyük hissedarı değil miyim? Evet. Tamam o zaman. İstediğim zaman yönetim kurulunu toplarım. Önemli bir şey var, ona görüşeceğim. Hülya'yı falan da mı çağırayım yani baba? Hülya'yı, anneni, bütün hissedarları. Hatta Ceren'i bile çağıracaksınız. Of be, sonunda bir toplantı yapabileceğiz. Sen sus Rafi Maranga. Baba sen bu akşam maça gidecek misin galiba? Evet, önce toplantı, buradan da maça gideceğim. Hangi maç bu baba? Hangi maç mı? Beşiktaş-Kayseri Spor tabii ki. Hadi ben çıkıyorum. Eyvallah. Rafi, oğlum bütün hissedarlara toplantıya haber ver. Tamam patron. Ya Rafi, nerede bu hissedarlar? Nerede bu Dombili? Nerede bu Semih? Bilmiyorum patron. Dombili kayıp galiba. Kayıp mı? Ne demek kayıp ya? Bara baktın mı? Baktım patron. En son orada içiyordu. Ese çıkmış ve bir daha görülmedi. Ne demek görülmedi ya? Çocuğun başına bir iş gelmiş olmasın? Ara bakayım şunu bir. Tamam patron. Bahriye! Hülya! Babam ne açıklayacak acaba? Kesin önemli bir şey açıklayacak. Dombili cevap vermiyor patron. Vermiyor mu? Neyse, belki çıkar ortaya. Merhaba baba. Aman, aman, aman. Benim tombiş kelebeğim gelmiş. Aman baba. Hiç öyle kutlama var gibi gözükmüyor. Dur bakalım anne, acele etme. Paltomu çıkarayım, geliyorum. Kadir, ara babanı söyle şu yıl dönümünü ya. Kadın perişan oldu. Olmaz Hülya, ben söyleyemem. Yemin ettim bir kere. O zaman Rafi söylesin. Hadi çaktırmadan, ne olur ne olur. İyi, tamam tamam. Dur kızım. Geç. Ofis ne kadar güzel olmuş değil mi anne? Ya, öyle. Tam kayıp ya. Allah Allah ya. Nerede kaldı bu babam? Hem topladı bizi buraya hem kendi yok ortada. Unutmuştur toplantı olduğunu. O zaten her şeyi unutur. Hadi Ceren'cim. Anne ya, belki maçtan sonra kutlar. 40 yıl. Bari 40. yılımızı hatırlasaydı. Evlilik yıl dönümün kutlu olsun Bahriye. Ben... Bu dansı bana lütfeder misin? Sonra da oturur güzelce bir yemek yeriz. Ben unuttum sanmıştım. Unutmadım Bahriye. 40 yıl boyunca unutmuştum. Ama bu sefer unutmadım. Beni bağışlayabilecek misin? Bunları sen mi hazırladın? Elimden geldiğince. Bana yaşattığın 40 mutlu yıl için sana az bile ama... Estağfurullah. Öyle deme. Sana çok teşekkür ederim. Bana her zaman destek oldun. Her zaman arkamdaydın. Daha da önemlisi... bana çok güzel 2 evlat verdin.
Gelin. Anne. Baba. Anneciğim. Kutlarım anne. Anne. 40 yıllara. Babacığım. Kutlarım babacığım. Annem. Annem.